Merhabalar sevgili hanımlar, Ayşe Deniz'in örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalımdan kucak dolusu selamlar, sevgiler sunuyorum. Evet, Allah'ın izniyle bir örgü videosunda daha sizlerle birlikteyiz. Bu videomda çeyizlik yeleklerinizde kullanabileceğiniz, normal gündelik yeleklerinizde kullanabileceğiniz güzel bir modelden bahsedeceğim. Etol şallara da yakışacak bir model ama ben bunu yelek modeli olarak sizlere göstereceğim. Evet, modelimin yapımı için arkadaşlar fıstıklı bir model. Şöyle yapımı için alize angora gold simli ipim var. Şöyle yakından göstermek istiyorum. Ve tığ numaramıza gelince bu şekilde 7 numara 1,30 milimlik siz elinize uygun tığ seçebilirsiniz. Modelimin yapımı için bu şekilde lastik hazırladım. Dilerseniz bu şekilde lastik üzerine yapın. Bir sıra trabzan, bir sıra bu şekilde küp olarak devam ettiğim gitgelli bir lastik. Evet, modelimizin yapımına geçmeden önce arkadaşlar kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olup beğeni ve yorum yaparak destek olursanız çok sevinirim. Buyurun Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve modelimize geçelim. Buraya her yeleğimizde yapmış olduğumuz gibi 3 tane zincir çekip buraya kenar patı için trabzanlar yapıyorum. Zincirim ile birlikte 1, 2, 3, diğer sıraya atlıyorum. 4, 5, 6 tane trabzan yeterli gelecektir. Tabii ki siz burayı isteğinize göre fazla da tutabilirsiniz, az da yapabilirsiniz. Evet, burada bir tane hemen şöyle trabzan sırası atlıyorum. Diğerine tığımın başına ipimi alıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 taneden oluşan ilmek topladım. Fıstık yapıyorum arkadaşlar. Ve kapattım. Buraya araya 2 tane zincir çekiyorum. Yine tığımın başına ipimi alıyorum. Hemen sıradaki trabzanımın içine tekrar 1, 2, 3, 4. Yine kapattım. 2 tane zincir. Burayı bu kapatmış olduğumuz zincir ile birlikte 2 zincir arkadaşlar. Yine tekrar tığımın başına ipimi alıyorum. Sıradaki trabzanıma 1, 2, 3, 4. Yine topladım. 1. Kapatmış olduğum zincirle birlikte 2. Bu şekilde zincir. Tekrar tığımın başına yine ipimi alıyorum. Burada yine bu kısma sıradaki trabzanıma 1, 2, 3, 4. Ben yine tekrar kapattım zincirim ile birlikte 2 zincir. Bu şekilde 4 tane fıstık yaptık. 4 tane fıstığımızdan sonra tığımın başına ipimi alıyorum. Burada yine bir ara atlıyorum. Bu kısmı yine 1 trabzan, 2 trabzan, arada 2 tane zincir, tekrar trabzan yapıp ara model olarak su taşı yaptım. Tekrar buraya bir tane zincirimi çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Bir tane ara atladım. Fıstık yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Yine kapattım. Bir zincir. Kapatmış olduğum zincirimle birlikte 2 zincir. Tığımın başına ipimi alıyorum. Hemen sıradaki. 1, 2, 3, 4. 1, 2.
Tığımın başına ipimi alıyorum. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Tığımın başına ipimi alıyorum. Sıradakine 1, 2, 3, 4. Yine kapattım. Zincirimi çektim. Yine 4 tane daha fıstık yaptık. Burada tekrardan yine tığımın başına ipimi alıyorum. Arada bir trabzan atlıyorum. Diğer trabzanıma su taşı yapıyorum. Ara modeli. 2 tane zincirimi çekiyorum. Aynı yuvanın içine tekrar 2 tane daha trabzanımı yapıyorum. Bir tane zincirimi çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Bir trabzan atladım. Diğerine geçtim. 1, 2, 3, 4. Sırayla buraya da 4 tane fıstık yapıyoruz. Evet, burada kenar kısmıma geldim. 4 tane fıstık yaptım. 2 tane zincirimden sonra hemen bu kenardaki kenar trabzanımı yapıyorum buraya. Buraya biraz kasacak olduğu için 3 yaptım ama siz 2 de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu kısma şuranın zincirini fazlaca çekip buraya 2 yapabilirsiniz. Burada 1, 2, 3 tane zincirimi çektim ve geriye döndüm. Burada 3 tane zincirim ile birlikte kenar trabzanımı yapıyorum. 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Şimdi bu iki fıstık arasındaki yapmış olduğumuz zincirimizden fıstık yapıyoruz. 1, 2, 3, 4. Kapattım. 1, 2 zincir çektim. Tekrar tığımın başına ipimi aldım. Yine aynı şekilde 1, 2, 3, 4. Kapattım. 2 zincir. Tığımın başına ipimi aldım. Aradakine 1, 2, 3, 4. Yine kapattım. Bir tane daha zincir. Şimdi burada 3 zincir. 2, 3. Tığımın başına ipimi aldım. Diğer kısma geçtim. Su taşını yapıyorum. Ara modelimi. Arada 2 tane zincirimi çektim. Yine 2 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Evet, bu şekilde bir alt sırada 4 taneydi. Üst kısmında 3 tane fıstık yaptık. Şimdi devam ediyoruz aynı şekilde. Tığımın başına ipimi aldım. Araya battım. 1, 2, 3, 4. Kapattım. Zincirimi çektim. Tığımın başına ipimi aldım. 1, 2, 3, 4. Kapattım. Zincirimi çektim. Yine 1, 2, 3, 4. Kapattım. Buraya tekrar 1, 2, 3. Tığımın başına ipimi aldım. Aradaki ara trabzanıma geçtim. Su taşını yapıyorum. 2 tane zincirimi çekiyorum. Yine trabzanımı yapıyorum. Üç tane zincirimi çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Bu fıstıkları 5'te de yapabilirsiniz. 1, 2, 3, 4. Mesela 5 yaptım bunda. Şöyle yaptım. Daha dolgun oluyor 5. Tekrar. 1, 2, 3, 4, 5. Hadi 5 yapalım.
Tekrar. 1, 2, 3, 4, 5. Kapattım. 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Burada 6 tane kenar trabzanım vardı. Onları yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 3 tane zincirimi çekiyorum. Geri dönüp kenar trabzanlarımı tekrardan yapıyorum arkadaşlar. Evet, kenar trabzanımı yaptım. 4 tane zincir çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Şimdi buradan tekrar fıstık. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar kapattım bir zincir. Tığımın başına ipimi aldım. 1, 2, 3, 4, 5. Kapattım. 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çektim. Şimdi fıstıkları göstermek istiyorum arkadaşlar. 5 çektiklerimiz ve 4 çektiklerimiz. 5 olanlar daha güzel oldu. Şimdi tığımın başına ipimi alıyorum. Aradaki ara modelime geçiyorum. 1, 2, arada 2 zincir. Yine su taşımı yapıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çekiyorum. Şimdi fıstıklarımız ikişer tane oluyor. Şöyle göstermek istiyorum. Fıstıklarımızı ikişere düşürdük. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Kapattım. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çekiyorum. Aradaki su taşımı yapıyorum. Bu sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Evet, modelimin şu an 4. sırasındayım. 4. sıramızda buraya 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir tığımın başına ipimi aldım. Burada artık bir tane fıstık. 1, 2, 3, 4, 5. Topladık, kapattık. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başına ipimi aldım. Aradaki su taşını yapıyorum. 2, 1, 2 zincir aynı yuvanın içine batıyorum. Yine tekrar bir trabzan daha. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başına ipimi alıyorum. Hemen buradan diğerine atlıyorum. Bir fıstık daha yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Hemen topladım, kapattım. 5 tane zincir. Şimdi şöyle göstermek istiyorum. İpimin rengi çok farklı çıktı. Aslında ipimin rengi bu şekilde değil arkadaşlar. 2 zincir, 2 tane trabzan, 2 zincir, aradaki su taşımı yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Fıstık. 1, 2, 3, 4, 5. Hemen 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çektim. Kenardaki kenar trabzanlarımı yapıyorum. 6 tane kenar trabzanımı yapıyorum. Buradan geri dönüyorum. Diğer sıramıza geçiyoruz arkadaşlar. Evet, modelimin 5. sırasındayım. Şu an buraya arkadaşlar 6 tane zincir çekiyorum. Kenar trabzanlarımı yaptım.
1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincirimi çekiyorum. Hemen fıstığın tepesinden şöyle sık iğne olarak battım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir tığımın başına ipimi aldım. Aradaki su taşı modelimi yapıyorum. 2 tane zincirimi çekiyorum. Yine trabzanlarımı yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hemen şu fıstığın tepesinden batıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tığımın başına ipimi alıyorum. Aradaki su taşımı yapıyorum. 2 zincir. Yine 2 tane trabzan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yine fıstığın tepesinden batıyorum. 6 zincir. Tığımın başına ipimi alıyorum. Buradaki trabzanlarımı yapıyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Modelimi geri çeviriyorum. Şimdi tekrar trabzanlarımı yapıyorum. Burada 3 tane. Şöyle. Şimdi burada 2 tane zincir. Tığımın başına ipimi aldım. Burada 1 tane zincir atlıyorum. Şöyle bir zincir batıyorum. Buraya bir kutucuk oluşturuyorum. 2 tane zincirimi çekiyorum. 1 tane zincir atlıyorum. Diğerine batıyorum. Burada 2 tane zincirimi çekiyorum. Hemen ortaya batıyorum. Ortadaki sık iğnemin tepesine yine 2 tane zincirimi çekiyorum. 1 tane zincir atlayıp diğerine batıyorum. Tekrar şimdi bu şekilde 1, 2, 3, 4, 6 tane kutucuğumuz olması gerekiyor. Evet, bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 2 tane zincir yine buradan direkt atlıyorum. Aradaki ara su taşıma geçiyorum. 2 tane zincirimi çekiyorum. Aradaki modelimi yaptım. Buraya yine tekrar 2 tane zincirimi çekiyorum. Hemen ikinci zincirden battım. 2 tane zincir, bir zincir atladım. İkinciden battım. 2 zincir, yine ortaya battım. 2 zincir, bir zincir atladım diğerine. 2 zincir diğerine sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar 6.'yı da su taşına atladığımız zaman oluşuyor. 2 zincirimi, bu sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum. Evet. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayıp diğer örneğimizi kurmaya geliyoruz. Evet, burada şimdi sadece modelimizi tekrar edeceğiz arkadaşlar. Burada 6 tane trabzanımı yaptım. Şöyle bir zincir çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Hemen bu sıraya batmıyorum. Şuradaki kutucuğa batmıyorum. Diğer kutucuğa batıp fıstık yapıyorum. 2, 3, 4, 5. Kapattım. Zincirimi çektim. Tığımın başına ipimi aldım. 1, 2, 3, 4, 5. Kapattım. Zincirimi çektim. Tekrar. 1, 2, 3, 4, 5. Kapattım. Zincirimi çektim. Yine 1, 2, 3, 4,
kapattım, zincirimi çektim, tığımın başına ipimi aldım. Burada da kutucuğun biri kalıyor. Hemen aradaki su taşı modelimizi yapıyoruz. Yani bir alt sırada, modelin başlangıç yerinde nasıl yapmışsak aynı şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. Şöyle modeli model üzerine denk gelecek şekilde yine eksilterek, fıstıklarımızı eksilterek, zincirlerimizi sayısını artırarak devam edip bu şekilde örelim. Ben de diğer örneğimi bitireyim, tekrar buluşalım. Evet arkadaşlar, diğer örneğimi de sizler için tamamladım. Şöyle göstermek istiyorum. Gerçekten çok güzel bir model oldu. Şöyle iki taraflı. Yapımı da bir o kadar kolay. Eto şallarda da çok güzel duracaktır arkadaşlar. Bu çeyizlik eto şallarınızda ve yeleklerinizde gerçekten güzel duracak bir model. Ama nedense ipimin rengini bir türlü yakalayamadım ama güzel bir renk. Evet. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu aşamaya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir diğerki videomuzda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.